Ons altın fiyatları hatırlıyorsunuz. İlk aşamada çok yüksek 1200'leri test eder mi diyorduk. 1190'lara kadar yükselmişti ama o hareket çok kalıcı olmadı. Gelin bir Ali Ebe Forex'e soralım. Çünkü Ali Ebe Forex'te yatırım uzmanı Volkan Kılıcık olacak karşımızda. Volkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Yarın tabii FED kararı gelecek ama onun öncesinde dolardaki pozisyonlar nasıl, altın fiyatları nasıl etkiliyor deyip önce onunla başlayalım. Özellikle altın tarafına baktığımız Amerikan Vadeli İşlemler Komisyon raporunda son açıklanan veride 151 bin kontrat net alış olduğunu görüyoruz. Ki yaklaşık 2 hafta önce açıklanan rakamın neredeyse 2'ye katlamış durumda. 88 bin kontratlı 150 bin kontrata geldi. Altın Vadeli İşlemler Komisyon raporundaki net alım kontratları. Şimdi tabii ki böyle bir harekette özellikle dolar endeksine de yakinen bakıyoruz altını doğru yorumlayabilmek adına. Dolar endeksinin bugünlerde sakin olması en azından altının belli bir bant arasında kalmasına neden olduğunu söyleyebiliriz ama şu anda net olarak bakıldığında altın özellikle daha orta ve uzun vadeli bir yükseliş trendi başlatabilmesi için önemli olan bölge 1230-1250 direnci gibi görünüyor. Şayet bu direnç üzerinde altında bir yukarı yönlü hareket görebilirsek muhtemelen birazcık daha yukarı yönlü hareket ivmesinin devam edebileceğini söyleyebiliriz ama şu an itibariyle altında özellikle boğaların çok heyecanlı olmadığını söylemek mümkün. Volkan Bey biraz da Borsa İstanbul'dan konuşalım isterseniz. Orada özellikle seçim öncesi haftada tekrardan bir 80 bin üzerinde hareketi vardı ama çok kalıcı olmadığını gördük oradaki fiyatlamanın. Bir yandan da bilançolar var. Nasıl yorumluyorsunuz? Şu anda Borsa İstanbul'a baktığımızda 77.000-77.500 çok önemli bir destek bölgesi. Bu seviyeye kadar olası geri çekilmeye en azından kar satışı ya da seçim öncesi belirsizliğin satılması olarak nitelendirebiliriz ama 77.000-77.500 destek seviyesinin altında kalan bir görüntü birazcık daha satıcıların öne çıkabileceği bir döneme Borsa İstanbul'u itebilir. Böyle bir durumda 75.000 destek seviyesine kadar ilk etapta gerilemeyi bekleyebiliriz ama tabi Borsa İstanbul'u konuşurken yurt dışı piyasalarda da gözümüz kalmaya devam ediyor. Özellikle S&P 500 endeksindeki en azından 2100 seviyesine kadar olası yükseliş hareketinin birazcık daha Borsa İstanbul'daki satıcıları frenleme ihtimalini konuşabiliriz ama dolar tarafına baktığımızda şu an itibariyle 2.85 seviyesinden tepki alan dolar TL'nin en azından yukarı yönlü hareket ivmesini devam ettirmesi Borsa İstanbul'daki satışları bir müddet daha devam ettirebilir gibi görünüyor. Burada şunun da altını çizmek gerekiyor. 77.000-77.500 destek seviyesine kadar olası geri çekilmeleri şimdilik normal karşılıyoruz. Ama bu seviyelerden tekrar tepki alımlarının gelmesi durumunda gözümüz 80.000-81.000 direncinde olmaya devam edecek. ALB Forex yatırım uzmanı Volkan Kılıcık'a çok teşekkür ediyoruz katkısı için diyelim. Borsa tarafında 80.000 seviyesinin önemli olduğunu söyledi o da. Ve Ateş Anaybars'a dönüyorum hemen.